İyi günler arkadaşlar. Bugün 7. dersimizde real-time counter'ları göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle şunu açalım. Evet arkadaşlar, burada Rhythm Counter'lar, RTC'ler sadece Enhanced modullarda gösteriliyor. Yani Enhanced modullarda kullanılabiliyor. Bunu da öncelikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar, ben number'lar almıştım. Bu number'ları sürekli tıklamayla real time 5'i, mesela number 5 değerini atadım. Real time 4'ü number 4 değerine, böyle böyle atamı yapmıştım. Şimdi burada real time 5 second veriyor, dakikayı, saati de günü veriyor, ayı veriyor, yılı veriyor. Şimdi real time counter aslında, yani çoğu kişi biliyordur zaten, gerçek değerleri veriyor, yani gerçek saat zamanını veriyor, öyle söyleyeyim. Şimdi saate baktığımızda ise saat 21.16, saniyesi sürekli değişiyor, 16.17. Görüyorsunuz ki ayın 1'i, 1 Ocak 1, 2017. Yani bu değerleri göstermek için kullanılıyor. Genelde bu, hani projelerinizde önemli olur diye anlatmak istedim, kullanırsınız diye. Teker teker timer'la ya da işte birer saniye artırarak, if'le kontrol ederek falan filan kullanmanıza hiç gerek yok. Direkt RTC komutuyla işiniz hallolur. Fakat bunun için tabi Enhanced modul olması gerekiyor. Basic modulda ekranları Basic modulda alırsanız eğer çalışmaz. Mesela deneyelim 4.3'te. Compile ettiğimizde daha deminki denememde hata vermişti, fakat şimdi hata vermiyor. Nedense acaba? Muhtemelen şundandır diye düşünüyorum. Ki bundan da değilmiş. Neyse. Daha demin hata vermişti de, yine aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bir sorun yaşarsanız eğer, enhanced modu olması gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi hiç fark ettiyseniz delay ile hiç bir şey kullanmadım. Sürekli kendisi farklı bir, yani işlemcinin bir bölümünü kullanarak arttırım yapıyor. Yani sürekli değerleri değiştiriyor. Yine aynı şekilde buradaki bu komutlar kullanılıyor yani. Artık kullandığımız bir şey yok. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ekrana SD karttan yükleme yaparken direkt biz compile yaptığımızda HMI formatında yükleme yapıyor. Yani nasıl diyeyim, şunu HMI dosyası olarak, HMI file olarak kaydediyor. Biz bu HMI file'i SD kart atıp SD kartı daha sonra ekrana bağlarsak eğer olmaz, çalışmaz. Bizim bunu TFT formatında almamız gerekiyor. TFT formatında alabilmemiz için tekrar gösteriyorum. Open Void Folder'ı açmamız gerekiyor. Burada RTC, bunu direkt kopyala yapıştırla gönderirsiniz SD kartınıza ve SD kartınızı daha sonra bağlarsanız ancak böyle açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Tekrardan bir debug yapalım. Saati doğru verecek mi? 21.19. Gayet güzel çalışıyorum. İyi günler arkadaşlar.